Arkadaşlar merhaba. Ben Hakan Çelik. Bugün size ProSearch üzerinde barkodlama yapısı ile ilgili bilgi vereceğim. Barkodlama yapısı kullanıcı girişlerinden itibaren özellikle operatör kullanıcıları için yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu çalışmada veri girişlerinin daha hızlı olması, daha doğru ve hatasız bir şekilde yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle yönetici Hakan Çelik, yani manuel girişlerimiz hala devam ediyor. Onda herhangi bir değişiklik yok. Ancak veri girişleriyle alakalı kullanıcı girişlerinde eğer barkodla girmek istiyorsak manuel olarak ben barkod kodunu burada tanımlayayım. Büyük harfle Y, alt çizgi kullanıcı adınız, alt çizgi şifrenizi yazdığınız takdirde bu barkod kodunun içeriği olsun. Tıkladığınızda sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra normal daha önce yapmış olduğumuz kullanıcı manuel girişlerimizi aynen devam ediyor. Yönetici ekranımızda çok fazla bir değişikliğimiz yok. Bu ekranda özellikle yani barkodla çok fazla ihtiyacımız olmadığı için sadece ihtiyaç duyulan nokta proje girişleri yapıldıktan sonra barkod basımı sırasında burasının proje bilgi girişleriyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Onun dışında herhangi bir değişikliğimiz yok. Bizim esas değişikliğimiz operatör ekranımızda. Şimdi operatör ekranına girdiğimizde gene bu sefer kullanıcı adımızın başına büyük harflerle O, kullanıcı adım ve şifremi buraya yazdığımda gene aynı yapı burada geçerli. Operatör olarak sisteme girişimiz yapılmakta. Şimdi yeni iş dediğimizde bakın arkadaşlar burada manuel girişlerimiz, burada da barkod girişlerimiz var. Barkodla alakalı proje girişlerinde yapmış olduğunuz veri girişlerinden sonra otomatik olarak barkod oluşturuluyor. Örnek olarak ben şöyle bir barkod göstermek istiyorum. Bir müşterimiz için yaptığımız çalışma. Bu tür barkod uygulamaları istenilen formatta yapılabiliyor. İşte en başta proje numarası, parça numarası ve buna bağlı olarak barkod. Hem parça numarasına hem proje numarasına da barkod basabilirsiniz. Ya da operasyona barkod basabilirsiniz. Alt kısımda ise barkodun basıldığı yani sistemden çıkış tarihi olarak otomatik olarak basmaktayız. Herhangi bir format istendiği takdirde de istenilen formata göre de barkod tasarımı yapılabilmekte. Bu tamamen siz kullanıcıların inisiyatifinde. Burada barkod girişini yaptığınızda, özellikle yeni girişte barkod girişini yaptığınızda sistem otomatik olarak sizi artık dışarıya atıyor. Yani bundan sonra ana menü dediğimiz bu ekranda kalmanıza gerek yok. Birçok uygulayıcı arkadaş operatörlerin veri girişini yaptıktan sonra bu ekranda açık bıraktıklarını bize bildirdi. Ondan dolayı bundan sonraki veri girişlerimizde direkt olarak karşımıza çıkış ekranı gelmekte. Ve çıkış ekranından da istediğimiz gibi tekrar veri girişi yaparak çalışmayı devam ettirebiliriz. Bakın iş bitir ekranımız. Pardon çıkış yaptık. Tekrar hemen bir girişimizi yapmamız lazım da. Gene barkodla istersek veri işi bitirme ekranında da böyle bir çalışmayı yapabiliriz. İstersek de manuel olarak buradan başlattığımız işi seçip kapatma imkanımız var. Barkodun özellikle veri girişlerinde daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Manuel olarak da bu sistem aynen devam edecek. Diğer kısımlarında yani malzeme girişleri ekranı ve diğer bölümlerle ilgili barkod ilavelerimiz de devam ediyor. Onu yakın bir zaman içerisinde onu da ilave etmiş olacağız. Barkod formatlarıyla ilgili kullanmış olduğumuz yapı daha önce de bahsettiğimiz gibi kod 39. Yine internet ortamında, Excel ortamında ücretsiz olarak bunun formatı var. İsteyen oradan indirebilir. İsteyen bizim ProSearch.com web sitemizde de var bu programlar. Ufak programları kendi web sitemize de koyuyoruz. Buradan da faydalanabilirsiniz. Bunları indirip kendi Excel formatında istediğiniz gibi barkod oluşturabilirsiniz. Bunları kendi yazıcınızdan açık olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.